Merhaba arkadaşlar, günaydın, hoş geldiniz. Evet, şu anda katılım az ama artacaktır diye bekliyorum arkadaşlar. 2 dakika erkenden başlattım bugünkü dersimizi. Ama yoklamaya isim yazabiliriz gençler. En azından burada olan arkadaşlarımız ad soyad yazabilirler. Şu anda bir arkadaşımız gözüküyor. Sayı artacaktır diye düşünüyorum. Evet, bugün ikinci ünite ile ilgili yine bir test çözeceğiz arkadaşlar. Ve ilk testimiz olacak gördüğüm kadarıyla. Yummy Breakfast, yani leziz, lezzetli bir kahvaltı ünitesiyle. Evet, şu anda isimleri yazıyoruz. Peki, güzel. Ve ilk soruyu da ekranlara yansıtalım hemen arkadaşlar şöyle. Biz başlamış olalım yavaş yavaş. Evet, burada bir diyalog var gençler. Sayımız artıyor, evet. Bir anda 3 kişi olduk. Ve şu anda gençler soruda, ben şurayı çevireyim sizler için hızlıca. Ella'dan şöyle bir soru gelmiş, istek gelmiş. Can I have some jam? Yani biraz reçel alabilir miyim demiş gençler. Birazcık reçel istemiş. Daha sonra Thomas burada bir şeyler söylemiş, boşluğu bize bırakmışlar doldurmamız için. Ve devamında şöyle bir soru sormuş. Do you want some honey? Yani biraz bal ister misin şeklinde soru yöneltmiş burada. Daha sonra ise Ella ise en sonunda kapanışta şöyle bir cevap veriyor. No thanks, hayır teşekkürler demiş. I don't like honey, yani bal sevmem diye de bitirmiş arkadaşlar. Evet, yeni gelen arkadaşlarımız isim yazsınlar gençler. Sayımız bir anda 10 ve onun üzerine çıkmak üzereyiz. Evet. Yeni gelen arkadaşlar için hemen şöyle tekrar bir çeviri yapayım gençler. Şimdiki Ella ile Thomas'ın konuşmasını çevirdik biz az önce. Tekrar çevirelim. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu çünkü. Can I have some jam? Yani burada şunu söylemiş gençler. Biraz reçel alabilir miyim diyor. Thomas burada bir şeyler söylüyor. Hatta kırmızı ile çizeyim şurayı. Burayı biz dolduracağız zaten. Daha sonra ise bir soru sormuş cümlesini bitirdikten sonra. Do you want some honey? Yani biraz bal ister misin diye sormuş. İstiyor musun diye. Ella'nın son cevabı ise gençler no thanks, yani hayır teşekkürler. I don't like honey, yani bal sevmem diye de bitirmiş. Hemen bakalım, bu arada cevaplar gelmiş zaten. Evet, arkadaşlarımız D şıkkı demişler. Doğru gençler, it is all gone, yani hepsi bitti demişsiniz. Zaten o yüzden de hepsi bittiği için arkadaşlar, reçel kalmadığı için Thomas'ın teklifi bir anda bala dönüşmüş. Yani biraz bal istiyor musun şeklinde. Ama bu sefer de arkadaşı Ella balı sevmediğini söylemiş. İkinci sorumuz arkadaşlar. Yine bir konuşma var ve şu resimlerin direkt İngilizcelerini istiyoruz aslında sizden. Ve ben de çeviriye başlayayım şu şekilde. Do you like eating? Boşluk. Zaten resim arkadaşlar. Daha sonra with yine bir resim verilmiş. John'un cevabı ise gençler. No thanks, hayır teşekkürler. They aren't nutritious. Yani onlar besleyici değildir diyor arkadaşlar. Daha sonra ise Angela ise what about, yine bir resim verilmiş size boşluk için. Ve John ise en sonunda yes please, evet lütfen demiş. Hemen bakalım cevaplarınız gelmiş arkadaşlar. Evet, arkadaşlarımız A şıkkı demiş herkes. Evet, cips yani patates kızartması doğru arkadaşlar. Diğeri hamburger, hemen zaten burada devam ediyor. Üçte ise fish, balık doğru gençler. Dolayısıyla A seçeneğini şöyle işaretleyelim. Bir diğer sorumuz gençler. Burada da bu kahvaltı türünü bulmanız gerekecek. Yani resimleri bulmamız gerekecek. Ben hızlıca şöyle çevireyim arkadaşlar. Soruyla cevabı sizler için çevireyim. Mary annesiyle konuşuyor ve Mary şöyle bir soru sormuş. What do we have for breakfast mom? Yani anneciğim diyor. Sabah kahvaltısı için ne var diye sormuş. Ne yiyeceklerini soruyor. Her mom, annesi ise şu cevabı vermiş gençler. We have cheese, olives, bread, honey and tea. Yani burada arkadaşlar peynir, daha sonra zeytin, daha sonra ekmek, daha sonra bal ve çay diye bitirmiş sıralamasını. Hemen cevaplarınıza bakıyorum arkadaşlar. Evet, arkadaşlarımız A şıkkı olduğunu söylüyorlar. Hemen A şıkkına bakalım. Evet arkadaşlar, yani cheese, peynir var mı? Evet, şurada var. Doğru. Olives, zeytinler var mı? Evet, şurada. Daha sonra bread, ekmek, evet şurada arkadaşlar. Honey, bal, yani şurada. Daha sonra tea de zaten şurada arkadaşlar. Şöyle belirtelim. Dediğinizin hepsi doğru. Yani saydıklarımızın hepsi A seçeneğinde mevcut. Bir diğer soru gençler. Şurayı hızlıca çevireyim isterseniz. Ve sorunun asıl bölümünü çevireyim size.
Nelly likes, yani Nelly bunu sever demiş. Daha sonra bir şey daha seviyor. For her breakfast, kahvaltısı için. Çeviriye başlayayım gençler. Hello, I am Nelly, yani merhaba ben Nelly demiş. Daha sonra ise I always have breakfast with my family. Yani her zaman ailemle kahvaltı yaparım diye devam ediyor. Daha sonra ise I like cereal with milk for breakfast. Yani sabah kahvaltısında arkadaşlar sevdiği yiyeceği burada söylüyor. Zaten cevaplar da gelmiş şu anda. Evet, arkadaşlarımız A diyor. Doğru arkadaşlar, yani mısır gevreği ile sütü seviyor. Dolayısıyla sabah kahvaltısındaki favorisi A seçeneği doğru. Evet, bu sefer ise gençler Nelly thinks bir boşluk and yine bir boşluk are unhealthy food. Neyin sağlıklı olmadığını düşünüyor. Hemen şöyle geri geldim parçaya arkadaşlar. Bakın şuraya kadar çevirmiştik zaten. Devamını çevirelim hemen isterseniz. My parents like nutritious food. Tamam, ailesi yani annesi babası sağlıklı yiyecekleri seviyor. Bu güzel. Devamında ise they have cheese. Evet, annesinin babasının tercihini söylüyor arkadaşlar. They have cheese, egg and tomato for breakfast. Yani sabah kahvaltısında peynir, daha sonra yumurta ve daha sonra domates yediklerini bahsediyor burada yediklerinden. Daha sonra ise kız kardeşine geçiyor. Bakın burası bizim için cevabın çıkacağı yer şu anda. Jane, my sister, yani kız kardeşim Jane, likes, yani she likes croissants and coffee. Yani kruvasanla kahveyi sevdiğini söylüyor arkadaşlar. She always has them for breakfast. Her zaman sabah kahvaltısında bunları yer demiş. I think, bence diyor, they aren't nutritious. Yani bence onlar besleyici değil demiş. Yani şunları tercih etmiyor arkadaşlar. Hemen bakalım cevaplarınız gelmiş bu arada. Evet arkadaşlarımız D diyorlar. Doğru arkadaşlar. Yani Nelly thinks croissant and coffee are unhealthy food. Yani kruvasan ve kahvenin sağlıksız bir yiyecek ve içecek olduğundan bahsedilmiş hatta. Bir diğeri gençler. Nelly's parents have. Yani Nelly'nin annesi ve babası arkadaşlar bir boşluk for breakfast. Peki onlar sabah kahvaltısında neyi tercih ediyordu? Hemen şöyle parçayı tekrar hatırlatmak amaçlı geri döneyim arkadaşlar. Bakın şurada başlıyor, hatta cevaplarımız geliyor zaten. My parents like nutritious food. Tamam, yani yararlı besleyici yemekleri tercih ettiğini, sevdiğini burada söylüyor bize. Ve bakın burada çizmişiz zaten. They have cheese, egg and tomato. Yani peynir, yumurta ve domates arkadaşlar. Hemen şöyle bir cevaplarımıza bakayım. C demişsiniz. Hemen slide'ımıza gidelim bu arada. Evet, geri çıkına bakıyorum arkadaşlar. Evet, peynir var, doğru. Yumurta var ve domates var. Doğru arkadaşlar. Bunları sabah kahvaltısında annesi babası tercih ediyor. Evet, burada da waiter, yani bir erkek garsonla John müşterisinin konuşması var arkadaşlar. Diyaloğu var. Yine şuradaki soruyu bizden bulmamızı istiyor. Çevirisine başlayalım hemen. Demiş ki garson, welcome to Cupcake Cafe. Tamam, yani Cupcake Kafesine hoş geldiniz. Daha sonra John ise, what can I have for breakfast? Sabah kahvaltısı için ne alabilirim diye bir soru yöneltiyor. Burada ise garson bir teklifte bulunacak arkadaşlar. Yani şunu alabilirsiniz tarzında. Daha sonra ise John ise arkadaşlar bu teklifi geri çevirmiş. No thanks, hayır teşekkürler diyor. I think, bence demiş. They are unhealthy, yani onlar yararlı, sağlıklı değil demiş arkadaşlar kısacası. Hemen bakıyorum şu anda B şıkkı demişsiniz. Hemen B'ye gidelim. Evet, do you want croissant and coffee? Yani kruvasan ve kahve istiyor musun demişsiniz. O da zaten burada hayır teşekkürler, bence onlar sağlıksız diye cümleyi bitirmişsiniz. Doğru arkadaşlar, şöyle işaretlemiş olalım hemen. Evet, hemen bir diğerine geçelim gençler, şöyle diğer sorumuza. Burada ise gençler Sarah ve John'un yine kısa bir diyaloğu var. Hemen soruyu çevireyim sizler için. What about having some tomato soup with bread? Yani ekmekli domates çorbasına ne dersin diyor ekmekle birlikte. John ise yes please, evet lütfen demiş ve devamında bizden tamamlamamız isteniyor arkadaşlar. Hemen bakalım şöyle. Evet arkadaşlarımız B diyorlar. B şıkkına hızlıca gidiyorum arkadaşlar. Evet, doğru gibi. I think they are healthy. Evet, bence onlar sağlıklı demişsiniz. Doğru arkadaşlar. B şıkkı %100 ne cevabınız burada. Bir diğer soru tablo arkadaşlar. Bununla ilgili 3-4 tane soru gelecektir diye düşünüyorum. Hatırladığım kadarıyla arda arda.
Şimdi tabloya iyice bir bakın arkadaşlar. İsimler ve resimler ve tercihler ve tercih edilmeyenler. Yani yüz ifadesi olan yerlerde beğendikleri, sevdikleri, çarpı olanlar ise zaten sevmedikleri. Soru da zaten şöyle gelmiş ilk soru. Who likes toast? Yani tostu kim sever diye bir soru yöneltmiş. Hemen cevaplarımıza bir bakalım. Evet arkadaşlarımız B diyor. B'de kim varmış? Bakıyorum arkadaşlar. Jack. Hemen Jack'e bakıyorum. Evet. Şurada arkadaşlar ve doğru. Tostu seviyor. O zaman şöyle işaretleyelim. Hemen diğer soruya da bakalım. Who likes sausages? Yani sosisi kim sever diye bir soru yöneltilmiş arkadaşlar. Hemen şöyle geri gelelim ve bakın isterseniz tablodan. Bu sefer sosisi kim seviyor? Hemen cevaplarımız geliyor bu arada. Evet arkadaşlarımız A demiş. Hemen bakıyorum yani cevap neyli olması gerekiyor. Evet doğru arkadaşlar. Tabloya göre cevap neyli zaten. Bir diğer gençler who likes honey? Yani bal kim sever diyor. Balı kim sever demiş daha doğrusu. Hemen şöyle yine tabloya geri geldim. Hemen bakın zaten cevaplarınız geliyor. Balın olduğu yer burası arkadaşlar ve yüz ifadesinin olduğu yer de burası. Hemen cevaplarınıza bir bakayım. D şıkkı demişsiniz. Hemen slaytımıza gidelim o zaman. Evet. D şıkkı doğru. Yani Michael balı seviyor arkadaşlar. O zaman şöyle işaretlemiş olalım. Peki who likes egg? Yani yumurtayı kim sever demiş arkadaşlar. Hemen yine hatırlatma amaçlı şöyle geri gelelim. Evet cevaplarınıza bir bakayım arkadaşlar hızlıca. D seçeneği. Evet D seçeneğinde o zaman yine Michael olacak arkadaşlar. Tabloya göre bakalım hemen. Evet who likes egg? Michael yani doğru arkadaşlar. Yumurtayı kim sever? Yine Michael seviyor. Jeff bu arada arkadaşlar hiçbir şey sevmeyen olarak bu tabloda tarihe geçmiş oldu bu arada. Bir diğerine de bakalım gençler. Waiter yine erkek bir garsonla bir müşterisinin yani Ted'in konuşması var. Daha sonra ise soru bizden şunu istiyor. According to the conversation yani bu verilen sohbete göre demiş. Ted daha sonra boşluğu bizden tamamlamamız isteniyor. Burada hemen çevirisini yapayım gençler. Garsondan şöyle bir soru gelmiş. Welcome to our restaurant yani restoranımıza hoş geldiniz. What would you like to have? Yani ne isterdiniz şeklinde, ne istersiniz şeklinde bir soru yöneltilmiş. Ted ise I want a nutritious breakfast please. Yani lütfen besleyici kahvaltı istiyorum diyor. Besleyici bir kahvaltı istiyorum. Garsonun ise bu seferki teklifi şu olmuş. Our croissants are very delicious. Do you like croissants? Yani bizim kruvasanlarımız çok lezizdir, lezzetlidir. İster misiniz diye teklifte bulunmuş. Ted ise no thanks, hayır teşekkürler. I can take an egg. Yani ben bir yumurta alabilirim demiş daha sonra zaten. Garson ise what about your drink? Yani içecek hakkında ne dersiniz, ne içersiniz şeklinde bir soru yöneltmiş. Ted ise tea please, çay lütfen diyor. Garson ise en sonunda waiter, garson arkadaşlar. Okay, enjoy it, tamam, afiyet olsun şeklinde diyaloğunu tamamlamış. Evet, cevaplarımız bu arada çevirirken gelmiş, A şıkkı diyorsunuz. Evet, Ted likes healthy food. Yani sağlıklı yiyecekleri yiyor arkadaşlar. Hatta bir seviyor yani buradaki anlamı. Evet, yine bir konuşma var arkadaşlar. Bu sefer bayan garsonla müşterisi Nick'in konuşması var. Waitress, bayan garson gençler. Yine burada which of the following completes the conversation. Yani yine sohbet hangisi tamamlar diyor. Şuradaki boşluğu bizden istemiş arkadaşlar. Cevaplar geliyor. Şurayı hızlıca çevireyim sizler için. Good morning, welcome to our cafe. Yani günaydın, hoş geldiniz kafemize demiş. Daha sonra Nick ise good morning, o da günaydına karşılık veriyor. Can I have tea please? Yani çay alabilir miyim lütfen demiş. Daha sonra bir boşluk ve garsonun teklifi değişmiş arkadaşlar. Would you like some juice instead? Yani onun yerine ya da bunun yerine de diyebilirsiniz. Onun yerine meyve suyu ister misiniz diyor. Nick ise okay, tamam demiş. I will have some orange juice. Yani o zaman birazcık demiş arkadaşlar. Portakal suyu alayım diyor. Yani meyve suyu alıyor. Bakalım cevaplarınız gelmiş bu arada. Evet C şıkkı demişsiniz. Evet I am sorry it's all gone. Yani üzgünüm ama hepsi bitti demişsiniz. Doğru arkadaşlar. Çay kalmadığı için zaten burada meyve suyu teklifinde bulunmuş. Bir diğer görüşme gençler iki tane arkadaşım konuşması var. Hemen şurayı hızlıca çevireyim. For their breakfast, yani onlar kahvaltıları için gençler, Camila and Luna, Camila ve Luna ile ilgili bir boşluk yine bize bırakılmış. Hızlıca çevireyim siz cevaplarken. Camila'dan şöyle bir soru gelmiş arkadaşına. What do you like for breakfast? Yani sabah kahvaltısında ne seversin diyor. Luna ise
I like cereal with milk. Evet, burası aslında daha önce de çıkmıştı. Yani mısır gevreği süt ile birlikte severim demiş arkadaşlar. What about you? Ya sen diyor. Camilla ise bu sefer I prefer muffin and orange juice for breakfast. Yani sabah kahvaltısı için arkadaşlar kek ve daha sonra ise portakal suyunu tercih ettiğini söylemiş. Hemen bakalım cevaplarımız gelmiş bu arada. Evet, A şıkkı demişsiniz. Hemen bakıyorum gençler. Yani iki kişiler zaten. Burası D oldu. They have different food and drinks. Evet. Yani onların içecekleri ve yiyecekleri farklıdır demişsiniz. Doğru arkadaşlar. İkisinin tercihleri ve sevdikleri farklı. Bir diğer yine konuşma, muhabbet arkadaşlar. Yine sorumuz şu şekilde gelmiş. Which of the following completes the conversation? Yani yine sohbeti hangisi tamamlar diyor. Siz cevaplarken ben çevireyim gençler. What do you eat for breakfast? Yani sabah kahvaltısında ne yersin diye bir soru yöneltmiş arkadaşı burada. Daha sonra ise cevapta ise I usually eat hamburger. Yani genellikle hamburger yerim diye bir cevap vermiş. Ve bu sefer bir tavsiyede bulunuyor arkadaşlar. You shouldn't eat it at breakfast. Yani kahvaltıda bunu yememelisin demiş. Tavsiyede bulunuyor ve nedenini söylüyor aslında. You may have omelet. Evet, omlet alabilirsin yani yiyebilirsin diyor burada. Çünkü aslında cevap çıkmış oldu. 7 tane de cevap gelmiş. Hemen bakalım. Evet, herkes D demiş bu arada. Evet, it is healthier yani daha sağlıklı gençler. Hemen şöyle işaretlemiş olalım. Evet, burada da John'la tanışıyoruz arkadaşlar. Ve which of the following shows John's like? Yani John'un sevdiği bu yemek, kahvaltıda yediği yemek türü hangisidir diyor. I am John. Tamam, kendisini tanıtmış. Ben John diyor. I like muffin and milk for breakfast. Aslında bunları çevirdik. Bakalım cevaplarınız gelmiş şu anda. Yine bir 7 cevabımız var. Şimdilik 8 oldu. Evet, arkadaşlarımız B şıkkı demişler. Hemen B'ye bir bakalım. Evet, muffin mevcut. Yani küçük kek arkadaşlar. Ve milk, süt de mevcut. Dediğiniz doğru gençler. O zaman direkt B seçeneğini şöyle işaretleyelim. Bir diğer sorunuz gençler. Miranda burada bakın bir soru yöneltmiş. Arkadaşı Beatrice'in cevabı ise of course, tabii ki de diyor. Here you are, burada demiş yani buyur demiş daha doğrusu. Miranda ise thank you very much yani çok teşekkür ederim diye diyaloğunu tamamlamış. Biz burada hangisiyle yine bu sohbeti tamamlayacağız gençler? Bu soruyu istemiş bizden. Hemen bekleyelim bakalım cevaplar şu anda biraz geç geliyor sizden şimdilik. Evet, şu anda bir cevabımız geldi, hatta iki oldu. Evet, bir tane A var, bir tane B var. İkisine de bakalım arkadaşlar. Hatta arkadaşlarımız söylemeye devam edersin. Bakalım iki tane daha geldi. Evet, 5 şık artıyor şu anda sizde. Peki ikisini çeviriyorum gençler. Önce A ile başlayalım. Can I have croissant and some tea? Yani biraz demiş arkadaşlar çay ve kruvasan alabilir miyim? O da zaten tabii ki de buyur demiş ve teşekkür etmiş. Dolayısıyla A şıkkı bir kere doğru olarak karşımıza çıktı arkadaşlar diyalogda. B'yi de çevirelim. Do you know the benefits of tea? Yani çayın yararlarını biliyor musun demiş. Daha sonra of course here you are. Tabii ki de buyurun demiş. O da teşekkür ederim demiş. Çok teşekkür etmiş. Dolayısıyla B değil arkadaşlar. A şıkkı doğru. A diyen arkadaşlarımızı tebrik edelim gençler. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı gençler. Dersi yayınladıktan sonra linki sizlerle paylaşırım. Yine takıldığınız herhangi bir şey olursa da yine bana istediğiniz zaman WhatsApp gruplarından ulaşabilirsiniz gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.